Gericilik sizce nedir? Abi gericilik ileriyi görememek, hep geriye doğru gitmektir. Mesela bizim Müslümanlara gerici diyorlar. Gerici olan bir insan ahiretini görür mü? Ahiretini düşünerekten hareket eder mi? Mesela bunlar hep cehenneme doğru gidiyorlar ya. Bile bile, göre göre. Mesela o kadar Kur'an okunuyor, o kadar ayet okunuyor, o kadar gösteriliyor. Ama bunlar halen daha kulaklarını kapatıyorlar, gözlerini, üç maymunu oynuyorlar bildiğin. Ama bunlar bizlere kalkıp daha gerici diyorlar. Gericilik, çarşaf giyen bir bayana gerici der misin? Ya o kendi kocası için, ilerisi için namı öğrenmeni saklıyor. Mesela cübbeli sarıklı bir adam görüyor. Bu da kendini saklıyor. Bu da kendini eşine saklıyor. Bu Allah'ın istediği şekilde örtünüyor. Erkek de bayan da. Ama bunlar kalkıp bayana mesela çarşaf giyen bayanı hor görüyorlar. Öcü diyorlar. Mesela Hülya Avşar kalkmış öcü demiş. Ya sen kimsin ya? Sen her tarafını göstererek mesela bir çocuğa görsen seni yani affedersin çok farklı bir anlamda yorumlar. Ama çarşaflı bir bayanı görse mesela o kadar kötü şey yapmaz. Ben dışarıda olsam mesela çocuk da olsa mesela ilk sığınacak kişi mesela kapalı bir kişi olur. Allah'a kim Allah'a yakınsa ona sığınır. Mesela Hülya Avşar'ın o çarşaflı bacılarımıza bizlere kalkıp da hakaret etmesi mesela bu asıl gericilik budur. İleriyi gören insanlara gerici demek en büyük gericiliktir mesela. Ha benim için. Böyle düşünüyorsun. Peki ne oldu da? Yani insanlar neden bunu yapıyor? Neden İslam'ı yaşama gayreti içerisinde olan insanlara gerici lafı takılmış durumda? Vallahi yani bence bunlar istemedikleri için mesela nasıl diyeyim? Bunlar İslam'ı yaşamadıkları için, İslam'ı yaşamaktan kaçtıkları için mesela içki içen adam kalkıp şeriatı ister mi? Çünkü şeriatta içki içen adamın hükmü farklıdır. O yüzden kendi keyifleri için, kendi keyiflerinden vazgeçmemek için bizim Müslümanlara gerici diyorlar. Ondan sonra bizim Müslümanların ilerlemesini, İslam'ı savunmasını istemiyorlar. Çünkü İslam büyürse, eğer Türkiye'de şu an mesela %99 Müslüman diyorlar. Ama o kadar Müslüman ben görmüyorum mesela. Ama görüyorum ki daha çok ilerliyor, daha çok büyüyor. Eğer bu daha çok büyürse, şeriatın geleceğine de inanıyoruz. İnşallah ben kalbi gönülden inanıyorum. Şeriat da neden gelmeli? Abi şeriat Müslüman bir insan. Şeriatçıyım yani şeriatı istemiyorum diyemez. Müslüman bir insan laikliği istiyorum diyorsa o kafirdir. Bildiğin kafir. Ama eğer Müslüman bir insan şeriatçıyım diyorsa yani şeriatçı Müslüman bir ülkede eğer bu Türkiye'ye %99'u Müslüman diyorsan bu ülke peki, şeriatçı olmaz. Peki şeriat gelirse bizim kollarımız kesilecek biz hemen işte yanacağız ya öleceğiz bir diye bir var. Korku şeyi yapmaya çalışmışlar mesela, yani. Şu geniş pantolon ben önceden geniş pantolon giymiyordum abi dar pantolon giyiyordum. Mesela ben izleyerek dinleyerek bilerek ben hafız da değilim. Ama ben kendi isteyerek giydim bunu. Mesela ne oldu ben kendi nefsimden vazgeçtim. Ben kendi nefsime hükmettim. Mesela ben namaz kılıyorum. Camiye gidiyorum. Bunlar benim kendi nefsim. Gitmesen kendi nefsinin zafiyeti olur. Ben niye kolum bacağım kesilsin ki? Ben İslam'a uygun yaşadığım zaman, İslam'a uygun hareket ettiğim zaman benim niye kolum bacağım kesilsin ya? Mesela Türkiye'ye %99'u Müslüman diyorsun. O zaman Müslüman gibi yaşa kardeşim. Niye sen şeriattan kaçıyorsun? Niye laikliğe yaklaşıyorsun? Peki, buyur. Kol bacak kesilmenin kıyafetle alakası yok. Hayır, diyorlar ya. Sizin savunduğunuz şey savunan biri ama yanlış biliyor. Evet. Kesinlikle. Bak ben olacak kesme muhabbetini kıyafet olarak söylerseniz insanlar şeriatta mesela diyelim ki bir hanımefendi açık giyindi. Evet. İşte bunun o zaman bir yerini kesecekmiş gibi bir algı oluşturursunuz. Hayır, ben onu kol kesmek hırsızlıkla alakalı bir şeydir. Evet. Belli bir miktarı vardır. O miktarı eğer aşan biri olursa evet. O zaman şahitler huzurunda tamam. Kesin kat'i bir şekilde şahitler huzurunda belirlenir. Ve o zaman kesilmesi gerekiyorsa kesilir. Ki bu da her zaman yani yapılmış bir şey değil. Tamam. Hazreti Ömer zamanında hatta kıtlık vardı. Hazreti Ömer şeriatla yönetiliyordu o zaman ve kıtlık zamanında bu kanunu kaldırdı. Çünkü insanlar acıkabilir, bir şeyler çalabilirler ve bundan dolayı bunu uygulamayalım diye. Peki, yani ben de, buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Ben bunu niye örnek verdim? Abi, ben buyurun lafınızı bitirin. Şimdi şeriat dedik ya. Ben bunu nefisten örnek verdim. Mesela herkes nefsinden kaçtığı için mesela içki içmek şeyde ne şeriatta hükmü nedir? Dayak. Heh.
Ben bundan örnek verdim. Ben nefsimden örnek verdim. Ben kalkıp da kıyafet, şeriattır, kol kesmek, bacak kesmek. Ben bundan örnek veriyorum. Doğru söyledim. Yani çok sadece şey. Örnekleri birbirine üst üste eklediğimiz için bu durum ortaya. Yani, peki. Ben senin söylediğine karşı bir şey söylemek istedim ben sadece. Şeriat aslında o kadar güzel bir şey ki. Hani insanlar bunun farkında değil. Bilmiyorlar. Yani şeriatı çok böyle genel bir bütün olarak almışlar. Katı ve kesin aynen olarak. Aynen öyle. Yani aslında yine öyle ama. İçine girmiyorlar. Ayrıntısına girmiyorlar. Ve arkadaşımız gibi söyleyen herkes de üstün körü geçtiği için hiç kimse bilgi sahibi peki, olmuyor. Peki şuraya geleceğim. Aslında bu genel olarak hani bir genel kültür haline geldi. Ne yazık ki. Hani Allah işte şunu yaparsan seni yakar. Bunu yaparsan seni cehennemine atar. Bunu yaparsan seni şöyle yapar, böyle yapar. Hani bir çocuklara özellikle bir korku havası vermeye çalışıyor. Korku. Allah Celle Celaluhu cezalandırıcı olduğu kadar mükafatlandırıcıdır da yani. Bu bize cenneti bahşediyor, cehennemi bahşettiği gibi de aynı zamanda. Mesela, cehennem de ona ait, cennet de ona ait. Bu dediğiniz çok doğru bir şey. İşte az önce arkadaşımızın dediği gibi bir çarşaflı bir hanımefendi gördükleri zaman işte bu bir öcüdür. Şalvarlı gördüğü zaman işte niye böyle giyiniyorsun değil gibi. Mi? Sonra ben dedemin yanında giderdim. Benim dedem cübbe şalvarlı, dört parmak sakalı olan bir adam. Giderken bir kadın mesela çocuğunu gördüğü zaman bak şş, dede sana kızacak falan. İşte bu amca sana kızacak. Niye kızayım ben çocuğa? Yani şeker veririm, bir güzellik yaparım. Hani bu şekilde insanları itici gösteriyorlar. Halbuki Allah korkusu olan bir insanın, bakın bu gerçekten yani benim çok samimi inandığım bir şey. Allah korkusu olan bir insanın ne bir canlıya, yani canlı olarak söylemek istedim. Çünkü insan, hayvan veya hani var olan bir şeye saygısı olduğu için hiçbir şeye zararı olmaz. Hiçbir şeye zararı olmaz. Hayvana saygı gösterir, insana saygı gösterir. Kadına, erkeğe mesafesini koyur, saygı peki, gösterir. Peki bir şey soracağım. İkinize de soracağım. İsim neydi? Ensar. Ensar ve? Mahmut. Mahmut. İki güzel isim. Ben de aralarındayım. Evet, şimdi şeriat gelseydi şu anda günümüzde yaşadığımız sıkıntıları yaşar mıydık? Mesela kadına şiddet gibi, cinayet gibi. İşte hırsızlık gibi. Bu kadar rahat bir şekilde yapılabilir miydi? Önce Ensar sen cevapla şimdi, istersen. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyorlar. Aslında buraya gelecektim. Sen geldin. Buyur. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ile kadına şiddeti, ondan sonra Müslümanların birçok, kadınların birçok hakkını bu şekilde savunmaya çalışıyorlar. Ama yaptıkları yanlış. Mesela şeriatta olsa şeriattaki zaten hükümler belli. Hı hı. Yani kadına kalkıp şiddet uygulamak cezası var. Ondan sonra kalkıp farklı bir şekilde, ama sen kalkıp da sürekli kadını savunursan, sürekli kadını yüceltirsen bir kez ne olur? Kocasından ayrılır, bu ayrılmaya da gider. Ondan sonra farklı şeylere gidebilir. Sana da geleceğim. Aynı şeyi düşünüyor musun? Yani İstanbul Sözleşmesi ve öncelikle birinci sorum, yani şeriatla eğer yönetilseydik şu anda laiklik döneminde yaşadığımız sıkıntıları yaşar mıydık? Kadına şiddet, işte biraz önce saydığımız sıkıntılar gibi. Şimdi abi, bu iki kısma ayrılıyor. Birincisi şöyle bir şey var. Şu anda şeriatla yönetilebilir miyiz? Şu an toplum buna çok fazla hazır değil. Bu bir gerçek. Ama şeriatla yönetilseydik, bak kesinlikle bu sıkıntıları çekmezdik. He, 3-5 illaki istisna olur ama istisna kaideyi bozmaz. Bu şeriatla yönetildiği zamanlarda, peygamber zamanında da katiller oldu. Peygamber zamanında da kısaslar oldu. Ama tek tük oldu. Osmanlı zamanında da oldu. Ama gene tek tük oldu. Bu kadar yaygın değildi. Şimdi görüyoruz, günde belki 1000 tane kadın öldürülüyor. Her gün, daha geçen çok az bir zaman önce eve hırsız girdi. 2-3 defa dayımın oğlunun evine hırsız girdi. Ve çocukların psikolojisi bozuluyor mesela. Pekala, çok teşekkür ederim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni soracağız. İsmin neydi? Mahmut. Mahmut'a soracağız. İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani öncelikle şunu bir altını çizmek istiyorum. Nisa suresindeki bir ayette eşler arasında bir uyuşmazlık olduğu zaman arabulucu gönderin demiş Allah-u Teala. Eğer siz arabulucu gönderirseniz Allah ona hakem ilan eder ve aralarını bulur. Şimdi İstanbul Sözleşmesi 40. maddesini, 40 küsürüncü maddesi, tam net yanlış bilgi verince de hemen linçe başlıyorsunuz. Bir maddede eşler arasında uyuşmazlık olursa arabulucu yasak. Şimdi ayete karşı geliyor öncelikle İstanbul Sözleşmesi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya şimdi bakıldığında sözleşmenin birçok kısmı zaten ayete karşı geliyor. Şimdi Lutili'yi bir kere benimsetiyor. Böyle bir şey yok. Hani bir kere tahmini. Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Müslüman olmayan kimse benim bu sözlerimin hedefi değil. Hiçbir şekilde üzerine alınmasın. Ama Müslüman olan bir kimsenin ben işte LGBT yanlısıyım demesi çok saçma bir şey. Kesinlikle. Direkt ayete gibi, karşı geliniyor Lut yani. Lut aleyhisselam zamanında melekler gelip biz senin kavmini helak edeceğimiz dendiğinde ona
sana iman eden şu 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 kimselere al ve git dendi. Hepsini al git denmedi. Ama bunlar da bu işi yapmıyorlar dediğinde, bunlar da onlara ses çıkartmıyorlar dendi. Yani hani men teşebbe kavmun fehu minhum diyor. Allah Resulü diyor ki bir kimse bir kavme benzerse onlardandır. Veyahut da bir haksızlık karşısında susan kişi dilsiz şeytandır diyor Allah Resulü. Yani bu yüzden eğer sen bunu savunursan veyahut da ben bunun yanlısıyım dersen veyahut da hiçbir şeyi savunmuyorum dersen tarafsız olan da bertaraf olur zaten. Ortada kalamaz. Ya Allah'ın dediğini savunacaksın. Ki Müslümansan savunmak zorundasın. Ya da yani batıla ne diyeyim yani secde edeceksin. Yani. Boyun eğeceksin boyun diyorsun. Boyun eğeceksin. Çünkü Allah ben bunları sevmiyorum. Bunlar bana... O zaman şunu demek, lafını böldüm. Allah korusun hani ama dinden çıkartıyor yani. Ben Müslümanım ama İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorum dersen, İstanbul Sözleşmesi de ayete karşı çıktığı için, ters çok, olduğu çok için... Çok özür dilerim. İstanbul Sözleşmesi'nin hepsini yani belli başlı noktaları güzel i̇şte yerleri var. Eşcinsel yöne çıkartan. Bizim karşı olduğumuz, ben de karşıyım. Yani İstanbul Sözleşmesi değil de tabii ki de hanımlara yönelik yani şu cinayetlerin azaltılması için veyahut da şiddetin azaltılması için belli başlı şeyler yapılabilir. Yapılması da lazım zaten. Peki Ensar'a döneceğim. İstanbul Sözleşmesi Ensar. Neler düşünüyorsun? Abi arkadaşımızın dediği gibi yani bazı güzel yerleri var ama sen mesela bu eşcinselliği öne sürerek Taksim'de yürüyüş yaptılar. Daha ben bugün gördüm ya, bu Erdem Özören diye bir abi var. Bir şey paylaşmış. Ya adam selam bildiğin, olsun kendisine de. Çok severiz kendisini. Evet. Adam bildiğin yani benim hiç hayatımda görmediğim bir kısa bir elbise girmiş. Kocağına çocuk almış. Bu karşı yani küçük çocuklara gelecek nesile örnek olacak şekilde gösteriliyor ya. Yani milletin gözüne batıra batıra bu böyle şeyleri eşcinselliği ön plana sürerek milletin psikolojisini bozuyorlar. Peki şimdi psikolojisini bozuyorlar. Algı da çok önemli. Evet. Gel Ensar istersen sen böyle. Şimdi algı da çok önemli. Siyaset, evet pek siyasete girmek istemiyoruz ama aynen. Aslında şu soruyu da soracağım. Hani siyasetten belli isimler İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor ve eşcinsellik konusunda da şu anda toplum buna hazır değil. Ama şu anda kısmını kullanıp toplumun buna hazır olabileceğini aslında bir nevi algı yoluyla ima ediyor. Şimdi siyasi olarak baktığımız zaman veya onu da geçtik. Eşcinsellik bu toplumu böler mi? Böler. Kesinlikle. Belirli siyasetçiler neden eşcinselliği destekliyor? O zaman asıl amaçları toplumu ve devletimizi, milletimizi bölmek mi? Yani, İsim vermeden böyle ancak bu kadar oldu. Ben anladım ismi de. Şimdi toplum ve milleti bölmek mi? Bir yerde evet. Yani aslında bunu benimsemiş oluyorlar. Çünkü gerçekten de eğer ben toplumun bir parçasıysam, yani ben toplum oluyorum açıkçası, ben buna karşıyım. Böyle bir oluşum meydana geldiği zaman buna da karşı çıkacağım. Resmileştiği zaman buna da karşı çıkacağım. Bu benim çoluğuma çocuğuma sirayet edecek, zaten karşı çıkacağım. Bunun her zaman karşısında duracağım. Senin bir yani üst kademede biri olman hasebiyle bunun göz önünde bulundurup ben bunu yaparsam, ki bu hani çok azınlık aslında. Çok azınlık bir tayfa bu. Azınlık ama şöyle bir şey var. Şu anda biz YouTube ekranlarında yayınlanıyoruz. Yani ben televizyonda çalıştığım zaman izleyenim yine vardı, Allah razı olsun hepsine, ama YouTube ekranı biraz daha çocuklara yönelik. Yani 5, 6, 7, 8, 9 hep izliyor. Ve çocuklar sosyal medya üzerinden senin bu azınlık dediğin kitle görüntüleri ve sosyal medyayı da tabii ki çok iyi kullandıkları için çok fazla yayılma sağlıyor. Yani 6 yaşındaki çocuk eşcinselliği öğreniyor. Yani şimdi abi, bunu nasıl durdurabiliriz? Şimdi şöyle bir şey var. Sosyal medyaya mesela bir ara bir denetleme olayı oldu. Evet. Ben onun kesinlikle taraftarıyım. Kapatılması taraftarı değilim. Çünkü biz de iyi yönde kullanıyoruz. Ama denetlenmesi taraftarıyım. O kesin. Yani bunun önüne sosyal medya mecrası olarak geçemezsin. Çünkü zaten biliyorsun bir gün yaptılar. İşte LGBT günü. Puma'sından Nike'ına Adidas'ına kadar bilmiyorum marka veriyorum ama hepsi zaten destek oldu. Sponsor oldu. Yani hani sen mesela bir şey yapsan sana kim destek olacak bu konuda? Bu adamlara destek oluyorlar. Yurt dışından destek oluyorlar. Oteller, onlar bunlar, İstiklal'de bir sürü kişiler destek oluyorlar. Zenginler destek oluyorlar. Bizim mesela bu tarz bir platform oluştursak senin benim gibi insanlar hani iyiliği yayalım, emri bil maruf yapalım, güzelliği anlatalım diye biz bu kadar destekçi bulamayız. Yani batılın yanında destekçi çok zaten. Hani bunun önüne geçemeyiz. Bunun önüne geçebilmek için açıkçası bireylerin, ailelerin biraz daha bilinçli olması lazım. Çocuklara öğretmeleri lazım. Sosyal medyayı çocuklarınıza öğretin ama sosyal medyadan kesinlikle çocukları ayırmasınlar. Ben bunu net söyleyeyim. Bana şu an mesela başımızdaki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan denetleme yapacağım dediğinde ben destek oldum. Kaldıracağım deseydi açıkçası ben
Tabi olmazdım. Çünkü ben çok iyi kullanıyorum sosyal medyayı. Pekala, çok teşekkür ederim. Sosyal medya yani günümüzün aslında bir savaş içerisinde bulunduğumuz bir durum, değil mi? Yani savaş, sosyal cihatlar oluyor artık. Yani artık ben şunu söylüyorum. Cihat sadece artık kurşunla olmuyor, silahla da olmuyor. Elinizde mikrofon veya elinizde bir yaka mikrofonu yakanızda veyahut da çocuklara karşı yaptığınız yayınlarda bir cihat aslında. Yani illa birini öldürmeniz gerekmiyor. Bir bilgi vermeniz, bir şey eklemeniz, ilim sahibi yapmanız veya ahlakını düzeltmeniz aslında bir cihat olmuyor mu? Oraya girmeden bir cihat oluyor hem de. Evine giriyorsunuz direkt. Buyurun. Evet, mesela bilinçli ailelerin denetimi göz altında olarak sosyal medya aslında güzel bir şey. Mesela dini öğreten bir sürü sayfalar var. Bir sürü din adamlar var. Bir sürü hocalar var. Dini anlatan, insana şevan olacak gibi bir sürü hocalar var. Muhammed Emin Yıldırım gibi hocalar. Bunlar dini söylüyor, anlatıyor. Ama sen şimdi kalkıp da çocuğunu başıboş bırakırsan, o çocuk da TikTok'ta takılırsa, TikTok'un da zaten evet, belli başlı şeyleri var. Evet, pekala. Çok teşekkürler. Çok şeyler var. Ensar ve Mahmut, çok teşekkür ederiz. Abi, çok sağ olun. Son bir cümle. Buyur. Takip ediyor musun gerekirse bizi? Tabii izliyorum ben. Eyvallah. Destekte oluyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani eğer toplumdaki kötü olan şeylerin giderilmesini istiyorsak gerçekten çocuklara ve kendimize tabii öncelikle ama çocuklar çok önemli. Allah korkusu abi. Hakikaten yani Allah korkusunu aşılamak lazım. Eyvallah. Allah korkusu ve ahiret inancı olan bir insan yarın bunun hesabını nasıl veririm düşüncesiyle yastığa başını koyan bir insan her şeyi yapamaz. Eyvallah. Milletin ırzına namusuna da göz dikemez, malına da göz dikemez, canına da göz dikemez. Hani o yüzden hani Allah korkusu olan bir insan layık olan bir cumhuriyette de haklara, hukuklara riayet ederek yaşayabilir. Çünkü zaten onun için önemli değil o Mevla'ya tabi. Eyvallah. Ama tabii ki de şeriat gelse ne olur? Bu biraz daha resmileşmiş olur ve çocuklarımıza daha iyi yönlendirmiş olur. Şey de olmuş olur. Mesela Allah korkusu olmayana da caydırıcı olur. Çünkü biliyorsun şu anda cezalar da caydırıcı değil. Mesela yani çok acı bir şey ama tecavüz oluyor, taciz olayları oluyor. Cezası ne? İşte görüyoruz. Bir hapse giriyor, 5 sene sonra çıkıyor. Adam öldürüyor mesela. Birinin canını alıyorsunuz. Adam 20 sene yedi diyelim. Farazi konuşuyorum. Ben çok bilmiyorum cezalarını ama. Pişmanlıktan, güzel evet, giyimden 5 sene düşüyor. 5 sene düşüyor, 10 sene düşüyor. Ne oldu? 10 sene sonra çıktı. Ama bir ailenin hayatını bozdu. Mevla ne diyor? Kısas uygularım diyor. Pekala. Can maldan tatlıdır. Biri senin canını alacağını, öleceğini bilirsen kimi öldürebilirsin? Öldüremezsin. Evet. Yani caydırıcılık çok önemli dediniz. Son cümleleri alalım. Buyurun. 2 dakika konuşacağım. Buyurun. Şeriat gelse ilk başta hani hükümler uygulandığı için ilk başta kendini İslam'a nispet edenlerden başlanırdı uygulanmaya. Çünkü ülkemizde kendini İslam'a nispet edip ondan sonra hani Müslümanmış gibi yaşayıp ama alakası olmayan insan çok. Hı hı. Hani bence şeriat gelse ilk başta onlardan başlanırdı cezaevi. Pekala, çok teşekkür ederim. Size son sözünüz olan buyurun. Belki konumuzdan çok farklı olacak. Buyurun, buyurun. Belki konumuzdan çok farklı bir konu ama şu anda bizim buna ihtiyacımız var. Şu an Allah'a, peygambere hakaret edip küfür edenler ceza almıyor. Ama bir insan var ki ona bir şey yaparsan eğer evet. Bir insan var ki onu yüceltip onu ilah olarak yani tapma şekline getiriyorlar. Ama bizim tek istediğimiz şey yani Cumhurbaşkanımız olsun, ondan sonra yetkili kişiler olsun, Allah'a ve peygambere küfür eden kişilerin, hakaret eden kişilerin ismi neydi? Yunus Emre'nin biraz önce taahhüt dediği olayı aslında. Evet, hakaret tamam. Ettiği, hakaret edilen kişi, hakaret edilen kişilerin ceza almasını istiyoruz. Pekala, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hepinize çok teşekkür. Takip ediyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz programları? Beğeniyor musunuz? Vallahi ben beğeniyorum. Açıkçası ben genelde Instagram'da denk geliyorum. Çok YouTube camiasına girmiyorum. Yalan konuşmak istemiyorum. Hiç Instagram'da hep böyle kesitlerinizi görüyorum, izliyorum. Hoşuma gidiyor. Yani en azından bizden birilerinin böyle savunabilmesi, sesimizi duyurabilmesi güzel Eyvallah. Bir şey. Allah razı olsun. Yani bu konuda destek oluyoruz. Yani. Vallahi ben bugün çok mutlu oldum. Yaş kaçtı? Ben 21 yaşındayım. 21? 22. 27. Şimdi şuraya geleceğim. Hani bir algı vardı ya, yaşlı amcalar sadece bunları konuşur. Bak yaşımız 30'u geçmiyor, haberiniz olsun. Öyle bir şey Toplasan yok. 90'ı geçmiyor. 15 yaşında da bunu konuşuyordum. Eyvallah. 20 yaşında da bunu konuşuyorum. Ölürken de Allah izin verirse bunu konuşacağım. Eyvallah. Yani. Çok teşekkürler Mahmut. Çok sağ olasın. Allah'a emanet olun. Evet sevgili izleyenler, kanalımızda bugün programımızı tamamladık. Vatandaşlarımıza sorularımızı sorduk. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.